Yani seçeyim diyorum bak şimdi hadis-i şerifleri seçeyim diyorum. Hocam sen şimdi konuşma devamlı bize naklet. Abi bunu yapay zekadan arama motoruna girdiğinde de okursun da. Sana özel bak şu saatte seher vaktinde burayı tercih ettiğinde hakikaten vaktinin boş geçmemesi lazım. Bir de hani anlatırken ederken bazı süslemeler yapılıyor, bazı hareketler yapılıyor. Biraz şunu da yapalım bakın. Her yaştan insan dinliyor bu programı. Her yaştan insan seyrediyor. Yani bu kolay bir şey. Durursun böyle ağır abi tarzında. Kameraya bile bakmazsın. Allah azimüşşan. Ekoyu da verirsin böyle şeye. Allah bizi affetsin bilmem. Tamam da kardeşim o diyor benim iç sesim olması lazım. Benim iç sesimi sen niye söylüyorsun? Ben içimden zaten öyle demem lazım. İçime de karışma diyorsun ya. Ama bak bir şeyleri doğru nakletmek lazım. Bir, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i lisanımıza kolay eylemiştir. Ayet bu. İki, her insan, sureti her insan olan Allah'ı bulabilme kabiliyetindedir. Bir atlayalım 10-15 madde. Yani 3 yerine koyalım. Ramazan bu insanı keşfetmek için Allah'ın bize bahşettiği bir lütuftur. İnanın bak samimi söylüyorum. Ramazan geldi bir ay önce tutacağım, yani çekeceğim. Öyle bir mevsim değil. Yani tembel talebenin okula gitmesi gibi öyle bir mevsim değil. Şöyle düşün. Bak şöyle düşün. Hani nasıl mesela şimdi burada yürüyorsun, burada bir hava var. Uzaya çıktığında nasıl orada oranın kendine ait atmosfer dışında başka bir hava var? Veya daha yukarılara çıkıyorsun nasıl o hava dediğin şey daha havalı, daha değişik şeyler oluyor? Bak şunu bil. Ramazan güneş doğuyor, öğle, ikindi, akşam, yatsı neyse böyle bir döngü var. Ama şöyle ifade edeyim. Ramazan'ın melekleri ayrı. Ramazan diyorsun, aldığın nefes, kokladığın hava, atmosfer çok farklı. Bakın inanın ki böyle. Yani gözlerimizden perde açılsa, Ramazan'ı görsek, bunu ben söylemiyorum. Efendimiz buyuruyor ki, bir insan bir günlük Ramazan, bak Ramazan orucu, başka oruç değil. Bir günlük Ramazan orucuyla bir insan neyi kazandığını bilse, ömrünün sonuna kadar hep Ramazan olmasını ister. Efendimiz söylüyor bunu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani şimdi ben burada bunu söylesem abartıyor hoca ya dersin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyuruyor. Ramazan'da kıldığın namaz, Ramazan'da bendeniz şahidim bir kere bak al Ramazan'ın haricinde oruç tutmaya kalk. Hani seni şartlamayayım şimdi ama inan ki bu kadar rahat tutamazsın. Ramazan'da oruca uygun bir atmosfer oluşuyor. Melekler oruç melekleri. Oruçla ağız arıyor. Böyle gidiyor. Bakıyor. Oruçla ağız arıyor. Oruçlunun ağız kokusu güzel değildir halbuki. Değil mi? Bize çirkin gelir. Allah Teala'nın nezaketine bak. Hadi be. Başka bir şey anlatacaktım. Abdesti falan anlatacaktım. Anlatayım mı? Sana demiyorum ya seyircilere diyorum. Sen niye kafanı sallıyorsun mübarek adam? Bak çok zevkli bir şey. Çok zevkli bir şey. Her sene anlattığımdan biraz daha farklı anlatıyorum. Yarın bir gün sen şimdi oturursun Allah muhafaza arşiv yaparsın. Adam böyle kopya kağıdı gibi olmadığını anla diye sana söylüyorum. Bak şimdi. Muhakkak görmüşsün etrafında insani bir ilişki, beşeri bir sevgi bağını kurabildiğin bir ailen, arkadaşın varsa. İyi bir arkadaş, seni seven bir arkadaş. Eşin olabilir, hayat arkadaşın olabilir. Veya sana karşı hürmetli, bizim burada mesela hep konuşuruz, Semih kardeşimiz var ya ne kadar edeplisin falan diye. Böyle hepsi maşallah, aile terbiyesi, insanlık, onlar ayrı bir şey abi. Allah bizi mahrum eylemesin. Ve hala bu topraklardaki aile terbiyesi sülalemize değil, dünyaya yeter. Dünyaya yeter. Bizim en, affedersiniz haşa huzurdan, terbiyesiz dediğimiz adam bile belli bir yerde durmasını bilir. Çünkü özünde, ailesinde, ceddinde, dedesinde, toprağında ille bir ocak vardır. Bir maneviyat. Biz zaten Ramazan'da bunları biraz ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Şimdi buraya gel.
Mesela insan sevdikleri, saygı gördüğü bir ortamda diyelim ki böyle bir ağzı böyle bir şey, sarımsak yemiş veya bir şey olmuş, pis kokuyor ağzın demez. Yani söylemez bunu. Tabii sen dikkat edersin, etmen lazım, ayrı mevzu. Onu konuşmuyorum. Başka bir şeye dikkat çekiyorum. Hani sen şöyle öğrensen. Ya böyle böyle oluyormuş. Mesela bu işte tütün mahsulü şey kullananlar da oluyor. Bu arada bak sana bir parantez açayım. Burada biz bizeyiz. Aile içerisinde konuşuyoruz. Ben deniz sahada ailelerin problemlerini dinleyen bir insanım. Sigara kokusu ciddi şekilde ailedeki muhabbeti örseliyor arkadaşlar. Bakın ben size bunu söyleyeyim. Sana söylemez o nezaketinden. Veya hanımın veya kocan veya eşin neyse. Onu söylemez ama bak samimi söylüyorum. Aile hayatınızdaki bazı muhabbetleri bitirir. Fakat sevgisinden sana bunu söylemez. Şunu çok duymuşumdur. Yüzlerce kere duymuşumdur. Arkadaşlar ben bu illetten kurtuldum. Artık kullanmıyorum. Abi hakkını... Bana 10-15 kişi geldi böyle. Abi hakkını helal et dedi. Sebep? Ya ben şimdi fark ediyorum da dedi. Acayipmiş dedi ya. Hiç bizi şey yapmadınız. Yine anlatacağım. Allah ya Rabbi. İnşallah birkaç güne toparlarım. Şimdi biraz dağınık gidiyor gibiyim ama. Bak çok sevdiğim bir şey. Büyüklerden bir zat var. Ahmet el-Rufai. Oo şah şah. Yani... Sen şimdi futbolcuyu bilirsin hani Messi var bilmem ne var vesaire falan filan diye. Bu dini sahada öyle büyük zatlar gelmiş geçmiş ki Allah onları restore ediyor. Onlar hep böyle Evliyaullah'ın falan onursal başkanları gibi. Büyük bir zat. Ahmet el-Rufai. Of 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 of. Cihanı tutmuş. Endonezya'yı gıt Rufai. Şey büyük bir zat. Ekolü takip ediliyor. Ha, tamam. Hani sen bilirsin işte sen Joseph, ben de George. Hani bunları falan bilirsin, ekol sahibidir. Ahmet el-Rufai, Hazreti İnsan. İnsan kaynakları diyorsun ya, uzatmayayım sözü. İnsan kaynakları diyorsun fakat insanı elemek için kurulan bazı tezgahlar oluyor ya. Ters de işliyor mesela. Gerçek insan kaynağı dindedir. Ve insan yetiştiren zatlara insan kaynakları statüsü sağlanmıştır. İşte o insan kaynaklarının onursal başkanlarından Ahmet el-Rufai. Bir kadıncağız gelmiş. Bir soru soracağım demiş. İlle görüşmek istiyorum. Gelmiş. Zavallı kadıncağızın bir rahatsızlığı var demek ki. Konuşurken ederken böyle bir ortalığa bir tuhaf bir şey çıkmış. Tabii yani. Yani herkesin duyabileceği bir şey yapmış. Abdesti kaçmış. Kadın başını önüne eğmiş. Ya düşün Allah muhafaza. Yani kaynar sular dökül derler ya. Ahmet el-Rufai Hazretleri'nin ahlakına bak. Kızım, ya şimdi susmuşken bari ben sana bir şey söyleyeyim. Kulağım ağır işitir. Deminden beri konuştuklarını çok duyamadım demiş. Kulağım ağır işitir. Bağırsana biraz yaklaşsana. Duyamıyorum demiş. Mahcup olmasın diye ya. Ve o hanım ne zaman gelse sağır duymuyor gibi taklit yaparmış. Yani sağır gibi dururmuş ki o mahcubiyeti yaşamasın diye. Bak bu insan. Ay şu anda sen böyle yaparsın ya bize. Ay böyle kabardı falan. Değil mi bak bir insandık değil mi? İşte bak gerçi fıtrat işte bu. Bu ahlak. Bak bu ahlak. Mitoloji değil, efsane değil. Bak bu gerçek. Yapay değil bu. Senin WhatsApp mesajına benzemez. Anladın? Instagram'a böyle baktığın şeylere benzemez bu. Bak bu insan bu. İnsan bu ahlak. Şimdi bunu tut bir kenarda. Allah'ın nezaketine bak. Allah Teala buyuruyor ki oruçlu insanın ağzı ne güzel. Ağzınız pis kokar demiyor. Sizin aranızda nefsinize o koku ağır gelir ama benim katıma çıkarken o koku, hani çikolatanın içerisinde, ah geldi aklıma. Bak abi bizde öyle hani hoca falan derken, gelişmeleri, bilimsel gelişmeleri de takip etmiyor değiliz. Çikolatanın bir fırınlama,
belli bir kıvama geldikten sonra bir sıcaklık derecesi vardır. Yani 120 midir o işte fırında? 130 mudur nedir? 110 yaptığında veya 160 yaptığında olmaz. O gelir bir aşamadan o kakao. O kakao o işte. Yani kötü bir espriydi. Gelir. Aynen bakın, açın bakın literatüre. Moleküler yapısını falan inceliyorlar. Çok özür dilerim. Bu saatte bunları konuşmak istemezdim ama insan teri gibi ağır bir koku çıkarmış. Fırınlandığı an Allah, çikolata olsak da yesek 7'den 70 herkes sever. O fırınlanmadan olmuyor. Bir aşamadan sonra onu o koku öyle kokmasa çikolata olmuyor. Bak, öyle kokmasa çikolata olmuyor. Ham, üzüm, koruk ağzına at, buruşuyor. Bir süre geçtikten sonra tatlılaşıyor. Oruçlunun ağzı burada pis kokuyor gibi. Ama kokuyor dersin. O arş-ı rahmana çıkarken öyle bir koku oluyor ki, burada böyle kokmasa orada öyle kokmuyor. Hatta bazı fıkıh kitaplarında oruçlunun ağzındaki kokuyu giderebilecek şekilde ağız şeyi kullanmalarını men ediyorlar. Hayır. Yani biraz da şu var çünkü. Nefsin, bak çok özel anlatıyorum. Bunu bunca zaman Kanal D'de yaptığım programlarda hiç söylemedim. Dikkatli takip edenler bunu anlayacaklardır.